İyi akşamlar Seda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür İyi yayınlar. ediyoruz. Güzel bir yazıydı gerçekten. Sistemsizliğin Teşekkür adının ederim. sistem olduğu bir süreçten geçiyoruz aslında ve bunun adına kaos deniliyor. Yaşanılan düzenden bir an önce çıkılması gerektiğini söylüyorsunuz ama kamuda, devlet kademelerinde, görev ve yetkilerin sorumluluk alanlarında sıkıntılar da yaşanıyor. Kamuda çalışma moralini sağlayabilecek çözümler aramak yerine popülist çağrılar üretiliyor. Bu giderek çöküntüye uğratan düşüncelerden, içine düşülen çaresizliği bertaraf etmek için neler yapılmalı? Zaten tam da sıkıntı bu Sevda Hanım. Yani sonuç olarak sistem, yani siyaset halkın sosyal ve ekonomik refahını sağlayıcı projeler üretemiyor. Gerçek sıkıntı ve gerçek çöküşün zaten odağı burası. Dolayısıyla şu andaki sistemin, yani aslında bu sistem sadece siyasiler üzerinden de dönüyor. Yani siyasiler belki de burada, yani biraz hafif kalacak belki ama kurbanlar, yani aslında bu siyaseti oluşturan, bu seçildi, oy verenlerle oy alanlar arasındaki dengeyi kuran aslında toplumun ta kendisi. Yani biz bunun fark etmediğimiz sürece ve biz buna bir çare aramadığımız sürece siyasetteki ya da meclisteki insanların isimlerinin değişmesi bize bir fayda sağlamayacak. Benim bütün aslında dikkati çekmeye çalıştığım şey, belki de bütün yazılarımda, gerçek sorunun, gerçek bataklığın toplumun kendisi olduğu. Yani siyasetin bunda bir suçu yok mudur? Ciddi bir suçu vardır. Yani kendine düşeni, sorumluluğu yerine getirmiyor. Ama yani yerine getirmemesi, siyasetin kendi sorumluluğunu yerine getirmemesi bir nokta, diğer noktada sorumluluğunu yerine getirmeyen siyasetçinin halk tarafından mazur görülmesidir. Yani gerçek sorun yine, yani demokrasi ise eğer yaşadığımız sistem, demokrasilerde halktır kontrol eden, halktır yöneten, hem oy veren hem denetleyen. Biz oy veriyoruz sadece ama denetlemiyoruz. Yani neden denetlemediğimizi de herkes biliyor. Artık bunun da arkasına saklanmayalım. Çünkü evet, böyle yaşamak hoşumuza gidiyor. Bu kadar basit. Kanıksıyoruz yani, öyle mi? Evet, yani bu şekilde yaşamak hepimizin işine geliyor. Devlet dairelerine gidip sıra beklemeden torpille iş çözmek, trafikte yakalandığımızda ceza vermek için torpil patlatmak, bir şekilde piyasada hiçbir şekilde başarılı olamayacak olan çocuğumuzu devlete işe sokmak torpille, hiçbir şekilde başarılı olamayacağımız bir ihalede bir şekilde ihaleyi almak, hiçbir zaman hayatımızda göremeyeceğimiz bir arsayı devletten bir bakanın torpili almak, bir gecede servet sahibi olmak, bu gibi bu yaşam bizim hoşumuza gidiyor. Biz bunu 1980'lerden 90'lardan sonra özellikle kanıksadık. Biz böyle yaşamayı istiyoruz. Toplumun geneli böyle yaşamak istiyor. Şu andaki hükümetin de hala daha birinci parti olması, yani UVP'nin diyeyim ya da iki iktidar olarak da hala daha barajı geçmelerinin bu kadar yapılan işlerden sonra yine birinci parti çıkmalarının sebebi de budur. Evet. Yani biz şunu kabul edelim. Şu andaki siyasi partilerin birçoğunun sözlüklere baktığınızda tanımı organize suç örgütüdür. Hı hı. Yani siyasi parti değiliz artık biz. Biz organize suç örgütleriyiz. Kendi partilerine, yani kendi üyelerine avantaj sağlayan, diğer vatandaşlardan ayrı tutan, kendi bürokratları olan, yani birçok bürokrat ben X partinin bürokratıyım diyor. Ben Y partinin bürokratıyım diyor. Görevden alındığında parti başkanlarına teşekkür ediyorlar. Evet. Bu organize suç örgütüdür. Yani sözlüğe baktığınızda organize suç örgütünü tanımlıyor şu andaki siyasi partilerin fonksiyonları. Bu peki, halk da
bunu kabul etmiş ve bunu reelde yaşayan bir ruhuz. Bu kadar evet. basit. Biz bunu kabul etmediğimiz sürece ve biz bu sorunun bu olduğunu anlamadığımız sürece sadece siyasete küfrederek, bağırarak, onları eleştirerek, onları suçlayarak hiçbir yere varamayacağız. Evet. Peki son süreçte, son yıllarda işte bu sistem tıkandı, başkanlık sistemi gelsin şeklinde görüşler giderek artıyor. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Başkanlık sistemi yani, geldiği zaman her şey daha mı iyi olacak? Yani onu söylemek imkansız. Bunu kim söylerse daha iyi olacak derse bence birazcık abartır. Çünkü bu toplumdaki genel yaklaşım değişmediği sürece başkanlık sisteminde de bürokrat aynı bürokrat, bakan aynı bakan olacak. Ama başkanlık sisteminin bence bir faydası var. O da şu. Biz şimdi mecliste 50 tane iyi adam seçmeye çalışıyoruz. O 50 tane iyi adam da iyi bir başbakan çıkarmak zorunda. Ve o iyi başbakan da bütün işleri koordine etmek zorunda. Zaten bizim bütün sorunumuz bir iyi bir başbakan seçeneğimiz. Yani yaklaşık 15 yıldır bizim ciddi sorunumuz bu. İyi bir başbakan seçemiyoruz. Şimdi başkanlık sisteminde bizim tek bir kişiyi doğru seçme şansımız oluyor. Eğer biz o tek bir kişiyi, doğru adamı seçebilirsek, o doğru adam bütün sistemi doğru insanlarla doldurabilir. Başkanlık sisteminin tek avantajı bu. Ama aynı zamanda riski de bu. Evet. Yani o tek adamı yanlış seçersek herkes yanlış yerden başlayacağız. Sıfırdan, eksiden başlayacağız. Bu. Evet. Aslında ama, bir yerde siyaset mekanizmasını eleştirirken, tartışırken toplumun da dönüşmesi gerekiyor bir yerde. Teşekkür aynen. ediyoruz. Sayın Şahap Aşıkoğlu. Teşekkürler. Yayınımıza bağlandığınız için. Biz teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler.